Size bu videomda Sultan Abdülmecid'in hayatını anlatacağım. Sultan Abdülmecid 25 Nisan 1823 İstanbul, 26 Haziran 1861 İstanbul, 31. Osmanlı Padişahı ve 110. İslam Halifesidir. 2. Mahmud'un Bezmi Alem Sultan'dan olan oğludur. Döneminde tazminat fermanını ilan ettirmesiyle meşhurdur. Osmanlı Devleti'nin son 4 padişahının babası olup en çok sayıda oğlu padişah yapan Osmanlı Padişahı olan Abdülmecid babası gibi vereme yakalanmıştı. Ihlamur Kasrı'nda öldüğünde 38 yaşındaydı. Fatih'te Sultan Selim semtinde Yavuz Selim Camii haziresinde Sultan Abdülmecid türbesine defnedildi. Batı kültürüyle yetiştirilmiştir. İyi Fransızca konuşur ve Batı müziğinden çok hoşlanırdı. Babası 2. Mahmud gibi yenilik yanlısıydı. Babasının ölümü üzerine tahta çıktı. Abdülmecid'in tahta çıkışı sevinç uyandırmıştı. Talihi Mustafa Reşit, Mehmet Emin Ali Paşa, Fuat Paşa gibi devlet adamlarına rastlamasıydı. Saltanatı sırasında en çok tutucuların muhalefeti karşılaştı. 1840'lı yıllarda İrlanda'da ortaya çıkan ve milyonu aşkın insanın ölümüyle sonuçlanan kıtlık esnasında İrlandalı bir doktor ziyaretçisinin kendini ailesine de bu kıtlığa kurban verdiğini söylemesi üzerine gemiyle bu ülkeye gıda yardımı yapılmasını sağlamıştır. Bu davranış halen İrlanda halkı tarafından takdir edilmektedir. Saltanatı 1 Temmuz'da 1839 tahta çıktığında Mısır sorunu Nizip yenilgisiyle 24 Haziran 1839 çıkmaza girmiş durumdaydı. Babasının cenaze töreni sırasında başvekil Mehmet Emin Rauf Paşa'dan padişahın mührünü zorla alan Meclisi Valayı Ahkamı Adliye Reisi Koca Mehmet Hüsrev Paşa'yı kendisine sadrazam ilan ettirdi. 2 Temmuz 1839 henüz Nizip bozgunundan haberi olmayan padişah sorunu çözmek için orduya ve donanmaya harekatı durdurmaları için emir gönderdi. Mısır Valisi Kavallı Mehmet Ali Paşa'yı bağışlandığını ve anlaşmak istediğini bildirmek üzere Köse Akif Efendi'yi Mısır'a yolladı. Bu arada düşman saydığı Hüsrev Paşa'nın sedarete gelmesinden korkan Kaptanı Derya Ahmet Fevzi Paşa donanmayı Mısır'a götürüp Mehmet Ali Paşa'ya teslim etti. Nizip yenilgisinin haberi İstanbul'a ulaştı. Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Avusturya ve Rusya verdikleri ortak bir notayla Mısır sorununun kendilerine danışılmadan çözülmemesini istediler. Bu nota kabul edildi. Böylece Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin bir tür güdümü altına girmiş oldu. Tazminat Fermanı. Londra ve Paris'te Osmanlı Devleti'ndeki ıslahat hazırlıkları konusunda görüşmelerde bulunan Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa bir ıslahat programının gerektiğine padişaha inandırdı. Hazırlanan Gülhane Hattı Hümayunu Hattı Şerif ya da Tazminat Fermanı da denir Mustafa Reşit Paşa tarafından 3 Kasım'da Gülhane'de okundu. Tazminat dönemini açan bu belgeye yargılamasız kimsenin cezalandırılmayacağı, mal ve mülkünün zorla alımını gidilmeyeceği ilkesi getiriliyor, devlette birey arasındaki ilişkileri düzenleyecek yasaların çıkarılacağı açıklanıyordu. Tazminat Fermanı'nın uyandırdığı olumlu hava Mısır sorununun çözümünü kolaylaştırdı. Birleşik Krallıklar önerisiyle 5 büyük devlet Londra'da bir araya geldiler. Mısır valisini destekleyen Fransa dışlanarak 15 Temmuz 1840'da Birleşik Krallık, Rusya, Avusturya ve Prusya arasında Londra Anlaşması imzalandı. Mısır valiliği veraset yoluyla Mehmet Ali Paşa'ya bırakılarak ele geçirdiği topraklar ve Osmanlı donanması geri alındı. Aynı devletler aralarına Osmanlı Devleti ile Fransa'yı da alarak imzaladıkları Boğazlar Sözleşmesi ile 13 Temmuz 1841'de Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini tanıdı ve Boğazlar yabancı savaş gemilerine kapatıldı. Tazminatın öngörüldüğü ilkeleri uygulamak için Meclisi Ali tazminatı kurdu. Her eyaletten yörelerinin gereksinmelerini bildirmek üzere ikişer temsilci İstanbul'da toplantıya çağrıldı. Merkezden her bölgeye gönderilen imar meclisleri çalışmaya başladı. Maliye Fransa'daki örgütlenme temel alınarak düzenlendi. Mali yetkiler idare amirlerinden alınarak defterdarlara verildi. Vergilerin saptanması, vilayet meclisine toplanması da muhasıl adı verilen vergi memurlarına bırakıldı. İltizam yönetimi kaldırıldı. Aşar her yerde eşit olarak alınmaya başlandı. Hristiyanlardan alınan vergilerin toplanmasında
Tahtikhanelerin aracılığı kabul edildi, ticaret meclisleri kuruldu, Fransa ceza kanununu çevrilerek uygulamaya konuldu. Meclisi Maarif Umumiye toplandı, 1845 ilk idealiler açıldı. 1847'de Mekatab-ı Umumiye nezareti kuruldu, 1848'de ilk muallim mektebi, aynı yıl Harbiye'de kurmay sınıfı, 1850'de Darülüf Maarif adı verilen lise, 1851'de ilk bilim akademisi sayılan Encümen-i Danış açıldı. 1846'da Darülüfü'nün binasının temeli atıldı. Askerlik yasası çıkarılarak 6 Eylül 1843 kura yönetimi benimsendi. Askerlik süresi 4-5 yıl olarak sınırlandı. Abdülmecit, tazminatın uygulanmasından karşılaşılan güçlükler yerinde görmek amacıyla yurt gezilerine çıktı. 1844'te İzmit, Mudanya, Bursa, Gelibolu, Çanakkale, Limni, Midilli, Sakız ziyaret etti. 1846'da Silistre'ye kadar uzanan bir Rumeli gezisi yaptı. Her yıl Meclisi Valayı Ahkam-ı Adliye'yi bir nutukla açması onun milletvekilliği düzenine yakın olduğu görüşünü destekler. Tanzimat sonrası gelişmeler ve Kırım Savaşı. Devletin bütün kurumlarında başlatılan yenileşme çabaları, karşılaşılan tepkiler dolayısıyla istenilen sonucu vermedi. Abdülmecit zaman zaman tutucuları görevlendirmek zorunda kaldı. Olanaksızlar nedeniyle yeniden iltizam yönetimine döndü. 1840'da Kaime Mütebere adıyla ilk kağıt para çıkarıldı. Devlet ıslahat işleriyle uğraştığı sırada Birleşik Krallık ve Fransa'nın çıkar çatışmaları ve kışkırtmalarıyla Suriye ve Lübnan'da Durziler ile Marinüller arasında olaylar çıktı. 1848 ihtilalleri sırasında Avusturya'ya karşı bağımsızlık savaşı veren Macar yurtseverleri Türkiye'ye sığındı. Baba Ali'nin Avusturya ve Rusya'nın baskı ve tehditlerine karşın sığınanları geri vermemesi Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin saygınlığını yükseltti. Eflak, Boğdan'a da yansıyan ayaklanma İngilizlerle yapılan Batı Limanı Anlaşması'yla 1849 geçici olarak sonuca bağlandı. Bir süre sonra ortaya çıkan kutsal yerler sorunu Osmanlı Devleti ile Rusya'yı savaşa sürükledi. Kudüs'teki Katolikleri korumak için başvuran Fransa'ya karşı Rusya'da Ortodoksların haklarını korumak için harekata geçti. Baba Ali'ye verdiği bir nota ile Ortodokslara geniş haklar tanınmasını, bunların koruyuculuk hakkını da kendisine verilmesini istedi. Osmanlı hükümeti bunu kabul etmeyince de Eflak ve Boğdan'ı işgal etti. Bunun üzerine Abdülmecit Rusya'ya savaş açtı. 4 Ekim 1853 Osmanlı Devleti müttefikleriyle Birleşik Krallık, Fransa, Piemonte ile birlikte Kırım Savaşı'nı kazandı. Yalnız Paris'te imzalanacak barış anlaşmasından önce padişah tanzimat fermanını tamamlayan ıslahat fermanını ilan etmek zorunda bırakıldı. Azınlıklara savaştan önce Rusların istediğinden daha fazla haklar veren bu belge Paris Anlaşması'nı 30 Mart 1856'da imzalayan Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Avusturya ve Piemonte tarafından senet kabul edildi. Böylece bir iç sorun olan ıslahat konusunda yabancılara müdahale hakkı tanınmış oldu. Buna karşılık Osmanlı Devleti imzacı devletlerin güvencesi altında bütünlüğünü koruyor ve Avrupa devletleriyle eşit haklara sahip sayılıyordu. Siyasi buhranları bu şekilde atlatan Abdülmecit yeniden ıslahat işlerine döndü. 1856'da askerlik teşkilatı 7 ordu esası üzerine kuruldu ve Hristiyanlar da askere alınmaya başladı. Maarif-i Ummiye Nezareti kuruldu. Avrupa'ya öğrenci gönderildi. Mülkiye Mahreç Mektebi, Telegraf Mektebi gibi bazı meslek okulları açıldı. Yeni Toprak Kanunu, Arazi Kanunnamesi yayınlandı. Devletin gelir ve giderleri bir bütçeye bağlandı. Tersane yeniden düzenlendi. Abdülmecit çeşitli toplulukları eşitçilik ilkesi içinde ve Osmanlı düşüncesi çevresindeki birleştirmeye çalıştı. Fakat özellikle gayrimüslimlerden uyanan ve batılı devletlerce desteklenen ulusçuluk duyguları böyle bir birliğin kurulmasını olanaksızlaştırıyordu. 1856 ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere verilen geniş ayrıcalık Müslümanların tepkisine yol açtığı gibi gayrimüslimler de askere alınma kararına karşı çıktılar. Osmanlı toplumu yeniden huzursuz bir ortama sürüklendi. Cide'de 1857, Karadağ'da olaylar çıktı. Avrupa devletleri olayların bir Avrupa kuruluncunun denetlemesini istediler. Avrupa devletlerinin devletin iç işlerine karışmasından hoşlanmayanlar padişahı ve hükümet ekranını öldürüp Abdülaziz'i tahta çıkarmak için örgütlendiler. Kulali vakası olarak bilinen bu örgütlenme
bir ihbar üzerine dağıtıldı. Önderleri cezalandırıldı. 14 Eylül 1859. Bu sırada mali durumda çıkmaza girmişti. Savaş giderlerini karşılamak üzere ağır koşullara alınan dış borçları, hazineye büyük yükü yanında padişahın ve sarayın sorumsuz harcamaları da durumu gittikçe ağırlaştırıyordu. Devlet Kırım Savaşı sırasında ilk kez dışarıdan borç almak zorunda kalmıştı. 24 Ağustos 1854. Bunun ikinci, üçüncü, dördüncü borçlanmaları izledi. Beyoğlu saraflarında alınan borçlar da 80 milyon altın lirayı aştı. Bunlar için rehin verilen mücevherlere borç senetlerinin bir bölümü yabancı tüccar ve bankerlerin eline geçti. Durumu sert biçimde eleştiren Sadrazam Mehmet Ali Paşa azledildi. Birleşik Krallık, Fransa, Avusturya, Prusya ve Rusya Babay Ali'ye bir nota vererek ıslahat fermanında söz konusu edilen ıslahatların gerçekleştirilmesini istediler. Ekim 1859. Bunların sağlanması için ayrı ayrı müdahalede bulunacaklarını da belirttiler. Nitekim Rusya ilk adımı atarak Bosna Hersek ve Bulgaristan'daki Hristiyanların durumunu uluslararası bir kurulun incelenmesini istedi. Bu sorun çözülmeden Lübnan olayları yeniden alevlendi. Ardından Şam olayı patlak verdi. Hollanda'da ve Amerika'da konsolosları bu karşılaşmalar sırasında öldürüldü. Hariciye Nazırı Fuat Paşa olağanüstü yetkileri olarak Lübnan'a yollandı. Fransa Beyrut'ta asker çıkardı. Sonunda Lübnan ayrıcılıkları sancak durumuna getirildi. 9 Haziran 1868. Mimari çalışmalar. Sultan Abdülmecid dışarıdan aldığı borçların bir kısmıyla saray ve köşkler yaptırdı. Dolmabahçe Sarayı 1850, Beykoz Kasrı 1855, Çücükü Kasrı 1857, Edirne Meriç Köprüsü 1857, Mecidiye Camii 1850, İçbikiye Camii 1850, Irkay Şerif Camii 1851, Benzimi Alem Valide Sultan Gureba Hastanesi'ni yaptırdı. 1805 kaldı. Yeni Galata Köprüsü de aynı tarihte hizmete girdi. Yine İstanbul'daki Mecidiye Köy semti adını ondan almış ailesi. Bezmi Alem Sultan annesi Esma Sultan halasıdır. Eşleri, kadın efendileri: Servet Seza kadın efendi, baş kadın efendi, Şevket Za Valide Sultan, Sultan 4. Murat annesi ve 2. kadın efendi, 1. Can kadın efendi, 3. kadın efendi ve 2. Abdülhamid'in annesi Verdi Canan kadın efendi, kadın efendi, Yüz Dilbil kadın efendi, 3. kadın efendi, Gül Cemal kadın efendi, 4. kadın efendi, Rahime Herüstü Valide Sultan, 4. kadın efendi ve 2. Abdülhamid'in manevi annesi Mahidap kadın efendi, 5. kadın efendi Bezmirale kadın efendi, Al kadın efendi. İbalileri: Nalan Dil Hanım, 2. İbal Ceylan Yar Hanım, 2. İbal Serfizar Hanım, 2. İbal Üstün Hanım, 4. İbal Nergizev Hanım, 4. İbal Navakim Sal Hanım, 4. İbal Nesrin Hanım, 2. İbal Şahiste Hanım, 4. İbal Mühedeza Hanım, baş İbal. Gözdeler: Yıldız Hanımefendi, 2. Gözde Safı Değerun Hanımefendi, 4. Gözde Hüsnü Cihanan Hanımefendi, 3. Gözde Erkek Çocukları, 1. 5. Murat, 2. 2. Abdülhamit, 3. 5. Mehmet Reşat, 4. Ahmet Kemalettin Efendi, 5. Mehmet Burhanettin Efendi, 6. Ahmet Nurettin Efendi, 7. Süleyman Selim Efendi, 8. 6. Mehmet Efendi. Kız Çocukları: Fatma Sultan, Refai Sultan, Cemile Sultan, Münire Sultan, Delice Sultan, Semiha Sultan, Mediha Sultan, Naile Sultan, Hediye Sultan, Samiye Sultan, Şehime Sultan, Sabiha Sultan, Aliye Sultan, Müme Sultan, Nübe Sultan, Mutluye Sultan, Naime Sultan, Müriye Sultan, Delice Sultan, Zülkiye Sultan, Nazime Sultan. 21 tane kız çocuğu var. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı, zil açmayı unutmayın.